bu elimde görmüş olduğum Power Bank, Güney Kore, Tayland, Singapur yasaklama kararları. <laughs> Abi hoş geldin, merhaba. Nasılsın? Merhaba, sağ olasın. Sen nasılsın, iyi misin? Tedirginim, biraz da meraklıyım bugün. Niye? Uçaklarda powerbank yasaklanması gündemde. Malum benim telefonumun şarjı da bank <laughs> hesabımdaki para gibi hızlıca bitiyor. <laughs> Şimdi para mı istiyorsun sen? Ne demek istiyorsun ya? Biz powerbankleri konuşacağız deyip konuyu değiştireyim istersen. Çünkü para mevzuna girerse derinleşir bu iş. Abi bizim maaşlar bu ay. Bu ay? Nasıl bu ay? Ne maaşı ya? Ne parası abi? Ne Param parası mı veriyorum abi? ben size. Yo, vermiyorum. Sen bana ne zaman para verdin? Verdim say. Neyse konumuza dönelim de unutturayım biraz ben sana. Geçtiğimiz günlerde uçak kazası vardı yangını Powerbank'ten çıkan. Bunun üzerine mi Powerbank'lerin yasaklanması gündeme geldi? Şimdi iki tane olay var. Olayın iki boyutu var. Bu çok önemli. Güney Kore'de iki kaza üst üste geldi. Bir tanesinde uçak gövde üzerine bir iniş yaptı. Pisten dışarı çıkarak oradaki bir beton duvara çarptı. Ve ne yazık ki o kazada bir kişi kurtulabildi. O da ağır yaralı. Çok sayıda insan hayatını kaybetti. Hemen arkasında da yine Güney Kore'de Airbus hava yollarına ait bir Airbus A321 tipi uçak adeta cayır cayır yandı. Ön raporu da yayınlandı bu kazanın. Uçağın böyle dışarıdan baktığın zaman özellikle üst tarafının, kabinin bayağı çok ciddi anlamda yandığını gördük. Her uçak kazasından, olaydan sonra o ülkenin bağımsız kaza kırım araştırma ekipleri bu kazayı araştırıyorlar, nedenlerini buluyorlar ve neden konusunda işte bu elimde görmüş olduğum power bank yani cep telefonlarımıza, elektronik işte tabletlere güç sağlayan bataryası bittiği zaman belirli bir miktarda şarj eden içinde lityum iyon pil bulunan elektronik bataryanın buna neden olduğu ortaya çıktı. Peki abi bir yasaklama mı geldi powerbanklerle ilgili uçuşlarda? Şimdi uzak doğuda özellikle arka arkaya işte Güney Kore, Tayland, Singapur yasaklama kararları aldı ve bu yasaklama kararları da normalde biliyorsun uçağa biniyoruz. Bir başüstü bagaj bölümüne konulan çantalar var veya daha ufaksa koltuğumuzun altına yerleştiriyoruz. Burada yanlarında bu tür power bank bulunduran yolcular bunları üst tarafa değil yanlarında tutma zorunluluğu geldi. Hatta bazı ülkelerde uçağa hiç alınmaması yönünde adımlar planlanıyor. Merak eden izleyicilerimiz için de söyleyelim şu anlık yani bu videoyu çektiğimiz an itibariyle ülkemiz için herhangi bir karar yok powerbankleri yanınıza alabiliyorsunuz. Bagajınıza koyabiliyorsunuz. O bagaj ya uçağın altına gidiyor veya kabinde başüstü bagaj bölümlerine o powerbanklerin çantaları, içinde bulunan çantaları yerleştirebiliyorsunuz. Peki bizim ülkemizde de yakın dönemde olsun, ileride olsun yasak kardeşim diye şey gelebilir mi? Yasaktır. Aga memir vermiştir gelir. Bunun için tabii Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bunlarla ilgili kuralı ortaya çıkarması lazım. Benim tahminim bu iş biraz uzak doğuda daha gündemde. Bir de malum senin banka hesabın nasıl hızlıca bitiyorsa benim de aynı şekilde. Elektronik aletleri de çok yoğun kullanıyoruz. Sosyal medyaya giriyoruz, mesajlarımızı okuyoruz, video izliyoruz ve normalde o koca laptopların yapması gereken şeyler hızlıca tükeniyor. E buna tabii elektrik bulmak, uçakta da elektriği bulmak zor. Herhalde çok elektrik yakar değil mi? Acayip Maybe bien Acayip çok çok fena yaptı ama zararı yok kaçaktır umurumda değil. İşte artık birçok uçakta koltukta şarj etmek üzere özel girişler işte USB girişleriydi modcelere dönmeye başladı. Bunlar var ama tabii ki yeterli değil. Onları ben de hiç kullanmadım ama yavaş şarj ediyormuş duyduğum kadarıyla. Bunlar için aslında şunu soracaktım. Havayolu şirketleri bunun için ne gibi önlemler alacak? Hizmetler verecek? VIP prizler, power bank launchlar göreceğiz mi? Hava Havayolların artık birçok hizmet bastır parayı daha üst paket al falan gibi yaklaşımlar içerisinde. Hatta son zamanlarda hatta bir gün konu yapalım onu. Uçağa kabin bagajı 8 kilogram. Hayır. 3 kilogramlık paket var. Bilet daha ucuz. Hani ufacık bir sırt çantasıyla seyahat ediyorsan aslında buna bilebilirsin. Hatta hiçbir çantan yoksa daha da ucuz gibi şirketler farklı şeyler koyuyorlar. Nasıl ağırlık etkiliyse uçak içerisinde sonuçta günümüzün cep telefonları çok ciddi bataryalara sahip. Çok ciddi güç ihtiyaçları var. Düşün sen onu işte 180-200 kişi, 300 kişisin bir uçakta, bir an taktın bunu ve herkes şarj etmeye çalışıyor bunu. Şarj ederken çok ciddi bir güce ihtiyaç duyulabilir. Kabinler eski olabilir. 5 yıl önce, 10 yıl öncenin kabinleri olabilir. O 10 yıl önce bu kadar güç ihtiyacı gündemde miydi? Buna bakmak lazım. Abi biz bunları konuşuyoruz ama bunun tehlikesi nedir power powerbanklerin? Bunu sormayı unuttum. Ya sen biraz soruları böyle öncelikleri çalış. En önemli noktayı biz G'ye girdik ki ben konuşurum sana. Bu powerbankin içinde lityum iyon pili var. Lityum iyon pili nedir? Aslında çok çabuk şarj olan, ciddi anlamda da enerji aktarımını alıp bunu kullanıcıya sunabilen çok verimli bir pil. Tamam, bunlar çok güzel özellikler. Ama bu dışarıdan darbe aldığı zaman, yani işte bu üzerine bir şeyle vurdu, çantanda sivri bir cisim bunun üzerine geldi, içerisindeki sisteme zarar verdiği zaman veya bu pil içerisindeki bazı kimyasal malzemeler oksijenle temas etmeye başladığı zaman veya çok ısındığı zaman, yani hasarlandığı zaman problem çıkmaya başlıyor. Bu çok hızlı yanmalara kadar gidebiliyor. Düş düşün kabinde çantam var. İçinde bir sürü yanıcı özelliğe sahip sentetik malzemeler, pamuklu veya neyden üretildiyse bir anda yanabilir özelliklere sahip. Düşün işte palto var. İşte kış dönemi için konuşuyorum. Montlarımız var, her şeyimiz var ve bir anda böyle yangın çıktığı zaman ısınmayla veya kimyasalların havayla temas etmesi, zarar gördüğü zaman bir anda yangın çok hızlı bir şekilde yayılabiliyor. O yüzden lityum iyon piller bugün hayatımızın bir parçası ama aynı zamanda da bu sistem bir tehlikeyi de yanında getiriyor. Şimdi uçak ...da biniyoruz kabin memurları var. İnsanlar şey zannediyor kabin memurlarının... işte kapıda hoş geldiniz inerken güle güle de işte bir bardak su getirdi ikramı getirdi değil. Onlar bizim güvenliğimiz için oradalar ve oluşabilecek acil durumlar işte kabin basıncı gitti tahliye oldu falan gibi bunlarla birlikte son yıllarda eğitimde kabinde çıkan elektronik eşyalar kaynaklı yangınlar. İşte nedir bunlar? Dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları, oyun oynayacağın ufak konsollar veya tabletler olabilir. Bunlarla ilgili çıkan yangınlar için özel eğitim alıyorlar. Bir yangın simüle ediliyor. Genellikle de bu bir uçak kabini modellenmiş oluyor ve başüstü dolaplar var. Bunun içinde çıkıyor. Buna nasıl müdahale edecek? Yangın tüpüyle nasıl adım atacak? Bunlarla ilgili eğitimler yapılıyor ki hazır olsunlar. Ama tabii çok tehlikeli bir durum. Uçağın halini gördün. O Airbus Anava Yolları'nın Airbus A321'i çok ciddi zarar veriyor buna dikkat etmek gerekiyor. Powerbank'ler uçak altı bagaja alınıyor mu? Diğer cihazlar gibi bir yasak var mı yoksa sadece el bagajına mı alınıyordu daha önce? Lityum pile sahip olan elektronik aletler bagaja alınıyor ama insanlar haklı olarak yolcular yani düşün. Amerika'ya gittin, yeni bir bilgisayar aldın, bir cep telefonu aldın yeni. Şimdi bunu bagajının aşağı yollar mısın? Soru işareti. Çünkü güvenliğini tam olarak göremiyorsun. Yanında olmasını istiyorsun psikolojik olarak. Herhangi bir çalınma riski nedeniyle bunu yanında tutmaya çalışıyoruz. Bunlarla ilgili tabii koyabilirsin ama şöyle bir uygulamalar, şöyle bir kurallar zamanında ortaya çıkmıştı. Biliyorsun cep telefonu üreten ülkeler belli işte atıyorum Amerika'da Apple var, Güney Kore'de Samsung var. E dünyaya nasıl dağıtılacak bu cep telefonları veya bilgisayarlar? Çok önemli bir kısmı uçak kargo ile gidiyor. Yani uçağa yükleniyor. Fakat... Lityum iyon piller’e sahip bu tür elektronik eşyaların taşınması sırasında özel önlemler alınmak zorunda. Yıllar önce yine Güney Kore’de bir Boeing 747 tipi bir kargo uçağı bu yangın olduğu tahmin ediliyor. Tam şu an raporu ne zaman çıktı, ne yaptı çok şu an güncel bilgiye sahip değilim aklıma geldiği için söylüyorum ve denizde düşerek pilotların uçuş ekibinin ölümüne neden oldu. Bu uçakta da lityum iyon piller kaynaklı bir yangının çıktığı tahmin ediliyor. Kargo uçaklarının da bu zaman zaman başına geliyor. Onların da zaten haberlerini yapıyoruz. Lityum iyon piller tehlike aslında uçuş sırasında. Peki gelişen teknolojiyle firmalar uçuşlarda bu kadar tehlike yaratmayacak powerbankler üretebilir mi? Özellikle Güney Kore'den zaten gelen haberler var. Oradan çıkan bir karar var. Orada da teknoloji şirketleri var. Samsung bahsettiğin az önce. Böyle bir hamle gelir mi sence? Tabii ki gelebilir. Geliştirebilirler. Ama geliştirince pahalı hale geliyor. Yani bir powerbank ne kadar bilmiyorum fiyatlarını. Kaça? 100 lira diyelim bunun fiyatına. 140 bin lira param var. 100 lira değil öyle çok sallama abi de elinde. C biraz daha açık <laughs> Sen de haklısın. 100 lira değil daha pahalı. Ne kadar olsun? 300 lira. Son son fiyat. 300 alıyorum ona göre. Verir misin bana? Ver şu elini hadi abi sana vereyim 300'e. Tamam anlaştık. Aa, bana. Berkant'a vermem mesela. <gülüyor> <gülüyor> tamam peki. Bunun diyelim ki fiyatı 300 lira. Ama uçuşta kullanılabilecek olan Powerbank'in fiyatı bir anda 3000 liraya çıktığını düşün. İşte diyor ki havacılığa özgün ben bir modifikasyon yaptım. Şöyle güvenlik önlemi aldım. Şu kimyasalı kullandım. Buna 3000 lira verir misin? Çok uçmuyorsan, pilot değilsen, kabin memuru değilsen 3000 lira. Valla ben vermem. Sana açıkça söyleyeyim. Hani bitsin derim. Yer indikten sonra bir elektriğe bağlarım. Cep telefonumu vermem yani hani ha çok lazımsa tabii ki verirsin ama iş havacılığa onaylı sistemler geldiği zaman işte niye uçaklar pahalı işte bu yüzden pahalı. sertifika edilmiş sistemler yapılabilir. Bu arada enteresan da bir şey anlatmak istiyorum. Uçaklarda batarya sistemleri var ve birçok uçağın bataryası çok eski nesil bataryalar. Yani şöyle mübalağa etmek gibi olmasın ama bizim arabalardaki içine asit konan, saf sular konan falan bataryalar var ya aküler. O tarzda akülerden yavaş yavaş lityum iyon pillere geçiriyor Uçaklarda da batarya ihtiyacı var. Ve ilk geçilen uçaklardan bir tanesi de Boeing 787 Dreamliner yolcu uçağı. 2013 yılında bazı yangınlar meydana gelmeye başladı. Uçaklar acil iniş gerçekleştirdi. Lityum pillerle ilgili meydana gelen bazı hasarlar çünkü şimdi uçak irtifa farkı var, sıcaklık farkları veya bir temas veya bir bakım hatası veya bir sürü bir sürü konular. Bu uçaklara da kullanılıyor ve lityum iyon piller nedeniyle birkaç ay tüm 787'ler yere indi sistemler değiştirildi. Hatırlıyorum Etiyopya Hava Yolları'nda galiba. Aynen o Güney Kore uçağında olduğu gibi üst tarafında bir yangın nedeniyle çok ciddi bir hasar meydana geldi. Uçaklarda bunlar çözüldü. Sonuçta yerde de bir şekilde bunların adımları atılır diye tahmin ediyorum ama dediğim gibi 300 lira 3000 lira soru işareti. Peki biz yolcular bu durumda ne yapacağız abi? Valla powerbanklerinize iyi bakacaksınız. Düşürmeyeceksiniz. Hasarlamayacaksınız. Ha, bu ne kadar göz önünde olur bilemiyorum. Sonuçta onları yanınızda taşırken başüstü değil de biraz görünür bir yerde tutacaksınız uçak içinde. Çok kullanmamaya çalışıp belki koltukta yer alan sistemlerden şarj etmeye çalışacaksınız. Yapacak bir şey yok. uçuş sırasında telefonla uğraşmak yerine kitap okumamız için yapılmış bir hamle olabilir mi sence bu? Çok böyle bir sosyal mesaj verelim. Kom kitap, <laughs> kitapları biliyorsun. Tabletten de okuyabiliyorsun. O da var. Bir de tabii şeyler var. Artık birçok uçakta eğlence sistemi içinde film var, kitaplar var. Vallahi ben genellikle uçağa çok yorgun biniyorum. Koşturuyoruz bir işleri yetiştirmeye veya böyle bir çekimden danarken gerçekten böyle içim geçiyor. Genellikle ben uyumayı tercih ediyorum. Siz de biraz kendinizi dinlendirin. Sosyal medya detoksu elektronik detoks yapın. Bu risklere hiç girmeyin. Bu cihazlarla ilgili de başka bir sorduk bölümümüz olacak. Onu da izleyicilerimiz kanalımızdan Tolga Özbek Ekstra'dan ulaşabilirler. Vallahi yeni kanalımıza bekliyoruz arkadaşlarımızı. Abone olsunlar. Takip etsinler. Sorularını yazsınlar önerilerini yazsınlar biz de ona göre program çekelim. Teşekkür ediyorum cevapların için. Görüşmek üzere.